tekrardan da rahatsız etmek istememişti. Çünkü belki de hani çok güzel bir doğum günü geçiriyor. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde benden çok istediğiniz ve TikTok'ta yine çok popüler olan bir davadan bahsedeceğiz. Ve bugünkü videomuz Grace Mullane ile alakalı olacak. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videoya geçelim. Grace Emmy Rose Mullane 2 Aralık 1996 tarihinde Essex, Wickford'da dünyaya geldi ve orada yaşıyordu. Kendisi 21 yaşındaydı ve Lincoln Üniversitesi'nden reklam ve pazarlama alanında lisans derecesiyle yakın zamanda mezun olmuştu. Bilindiği üzere Grace çok popüler bir kızdı, bir sürü arkadaşı vardı, hayatın tadını çıkarmayı seven birisiydi ve kendisi resim yapmayı çok seviyordu. Hatta resimlerini satmak, paylaşmak için açtığı bir Instagram hesabı da var. O hesap da hala duruyor. Aynı zamanda seyahat etmeyi de çok seviyordu ve bu sanata, seyahate vesaire ilgisi aslında hayatı ne kadar dolu dolu yaşamak istediğinin de bir göstergesiydi. Ve dediğim gibi üniversiteden mezun olmuştu. Hazır mezun olmuşken boşluk yılında, yani işe ya da ne bileyim rutin hayata geçmeden önce bir seyahate çıkmak istedi. Sırt çantasını alacaktı ve dünyanın diğer yarısına, Avustralya tarafına gidecekti. Yaşadığı Essex, Wickford dediğim yerde bu arada İngiltere'de. Ve 6 hafta sürecekti bu seyahati. Hemen böyle dediğim gibi rutin hayata geçmeden önce gerçekten gençliğinin tadını çıkarmak istiyordu. Hatta Eylül 2018'de attığı bazı tweetlerde bir aydan az kaldı ve gitgide azalmaya da devam ediyor diye heyecanını paylaşmıştı. Ve sosyal medya hesaplarında da bir maceraya çıkıyorum diye herkese duyurmuştu bunu. Yola çıktığında da ilk olarak Peru'ya gitti. Peru'da bir süre kaldıktan sonra 30 Kasım'da Yeni Zelanda geçti. Ve 6 hafta sürecek olan gezisinin 2 haftasını Yeni Zelanda'da geçirmeyi planlıyordu. Daha önce dediğim gibi 2 Aralık Grace'in doğum günüydü ve 2018 yılında, yani bu geziye çıktığı sırada doğum gününe 22 yaşına girecekti ve doğum gününü de Yeni Zelanda'da geçireceği anlamına geliyordu bu. Aslında yalnız başına geçirecekti bir nevi ama arkadaşlarının, ailesinin onu sosyal medyadan sürekli takip ettiklerini ve onu arayarak ya da ona mesaj atarak ulaşabileceklerini biliyordu. Bu yüzden bu şekilde geçirmeye karar vermişti bu seneki doğum gününü. Ama büyük bir sorun vardı. Çünkü Grace'in doğum günü geldiğinde ne ailesi ne arkadaşları onu kutlamak için aradıkları aramalara ya da attıkları mesajlara geri dönüş alamadılar. Başta herkes aslında gezide çok meşgul olduğu için bunun olduğunu düşündü. Yani belki de çok güzel bir doğum günü yaşıyordu ve gerçekten de onlara cevap verecek durumda değildi o gün. Belki de hayatındaki en güzel günlerden birisini yaşıyordu. Ama dediğim gibi ilk başta çok endişelenmeseler bile aradan 3 gün geçti ve Grace'ten hala haber alınamamıştı. Bu hiç normal bir şey değildi. Çünkü Grace ailesiyle her gün konuşurdu. Onları her gün arardı ve o günün nasıl geçtiğini, neler yaptığını falan onlara anlatırdı. Arkadaşlarıyla da zaten devamlı olarak mesajlaşıyordu. Bunun üstüne üstlük Facebook hesabında, yani sosyal medyada zaten aktifti ama özellikle de Facebook'ta, yani en çok aktif olduğu sosyal medya alanlarından birisiydi. Her gün fotoğraflar paylaşıyordu, bir şeyler yazıyordu. Yani kendisine dair sürekli güncellemeler bırakıyordu ama doğum gününde Facebook'ta bile hiç kimseye cevap vermemişti ve gerçekten bu ailesini endişelendirdi. Bundan dolayı ailesi İngiltere'den Yeni Zelanda polisine ulaştılar. Yani resmen dünyanın öbür tarafına ulaştılar ve onlara kızlarının kayıp olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine bir kayıp ilanı tabii ki de bastırıldı ve Grace'in ailesi de İngiltere'den çıkıp Yeni Zelanda'ya geldiler. Ve polisler ilk olarak Grace'in kaldığı otele gittiler. Oraya girdiklerinde odasını incelediler ama hiç garip bir şey görmediklerini belirttiler. Herhangi bir mücadele izi yoktu, herhangi ne bileyim garip görünecek herhangi bir şey de yoktu. Ve bundan dolayı da otelde çalışan görevlilerle konuşmaya karar verdiler. Otel personeliyle konuştuklarında aldıkları cevapsa Grace'in en son doğum gününden bir gün önce, yani 1 Aralık günü odasına geldiğiydi. O gün odasından
çıktıktan sonra bir daha onlar da Grace'i görmemişlerdi. Tabii herkesin endişesi de kaç kat artmıştı bu durumda ve polisler baktılar ki bu şekilde bir şey ortaya çıkmayacak. Grace ortada yok, doğal olarak telefonu da ortada yok. Onları falan hiçbirini geride bırakmamış çünkü kendi kişisel eşyaları yanında. Ve bundan dolayı polisler neye baksak diye düşünürlerken en çok aktif olduğu yerlerden birisine, yani sosyal medyaya, özellikle de spesifik olarak Facebook'a bakmaya karar verdiler. Ve Facebook hesabını incelediklerinde Grace'in yakın zamanda profil resmini değiştirdiğini ve bu profil resminin altına Yeni Zelanda'da yaşayan bir çocuğun yorum attığını gördüler. Ve çocuğun attığı yorumda "çok güzelsin, ışıl ışılsın" yazmıştı. Ve bu yorumu gördüklerinde Grace'in bir arkadaşının da yardımıyla, çünkü hani o da yardım etmişti bu çocuk Yeni Zelanda'da tanıştığı birisi diye, ona ulaşmaya karar verdiler. Ve yorumu yazan bu kişiye ulaştılar. Kendisinden polis karakoluna gelmesini ve onlarla bir görüşmesini istediler. Adama sadece şüpheli olmadığını, sadece konu hakkında bilgi alabilmek ve Grace'in nerede olduğunu bulabilmeleri için yardımcı olabileceğini umdukları için onu polis karakoluna çağırdıklarını söylediler. O da kabul etti, geldi. Bu bahsettiğimiz kişi ise Jesse Shane Campson adlı çocuktu. Kendisi 27 yaşındaydı ve Grace ile Tinder uygulaması üzerinden tanışmıştı. Bu uygulamayı bilmeyenleriniz olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilmeyen varsa, genelde bir partner bulmak isteyen kişilerin indirdiği uygulama. Kimileri insanlarla tanışmak için indiriyor, kimileri sevgili bulmak için indiriyor, kimisi tamamen başka amaçlardan indiriyor. Bunlar bir de hani ülke ülke değişebiliyor bunun, nasıl desem, kültürü diyeyim, Tinder kültürü. Mesela İngiltere'de, Amerika'da vesaire bu uygulama arkadaş bulmak için ve aynı zamanda hani gerçekten doğru düzgün bir ilişkisi olmasını uman insanlar tarafından da indirilirken, genelde Türkiye gibi ya da başka ülkelerde diyeyim, farklı amaçlar için daha çok kullanılıyor. Ve bu yüzden aslında çok mesela Türkiye'de duymazsınız bu uygulamayı indirdim diyen kişi, yakın arkadaşınız değilse. Çünkü genelde bu o taraflara çekiliyor, yanlış anlaşılıyor. Her neyse. Grace de oraya gittiğinde anlayacağınız üzere Tinder indirmişti. Ve bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü hangi amaçla indirdiği umurumuzda değil. Çünkü bizi ilgilendirmez zaten hangi amaçla indirdiği. Ama tahminimce orada arkadaşları vesaire olmadığı için orada birileriyle tanışmak istiyordu. Ve ister ilişki olsun ister başka bir şey. Yani zamanını geçirecek birileriyle tanışmak istiyordu. Ve doğum gününde de anlaşılacağı üzere yalnız olmak istemiyordu. Ve bu uygulama sayesinde Jesse Campson ile tanışmıştı Grace. Ve doğum gününden bir gün önceki akşam Grace ile birlikte bir barda oturmuşlar, bir şeyler içmişler ve sohbet etmişlerdi. Ardından da saat böyle akşam 10 civarında Jesse, Grace'i yanağından öpmüştü ve ona "yarınki buluşmamız için bana haber verirsin, yazarsın" demişti ve yanından ayrılmıştı. Hatta Jesse hala Grace'den haber bekliyordu ve Grace'in kaybolduğundan haberi bile yoktu. Grace de bu seyahati boyunca sürekli iletişimde olduğu arkadaşlarından birisiyle o gün de mesajlaşıyordu sürekli. Ve o arkadaşına da bu çocukla böyle halka açık bir yerde buluşacağını söylemişti. Hatta buluştukları sırada bir ara çocuk kalkıp tuvalete gittiğinde Grace telefondan bu arkadaşına mesaj atmıştı ve hemen çok güzel anlaştıklarını, her şeyin harika gittiğini yazmıştı. Bundan sonra, yani bu mesajlaşmalarından sonra tekrardan haber almamıştı arkadaşı o gün. Ama ona mesaj atıp tekrardan da rahatsız etmek istememişti. Çünkü belki de hani çok güzel bir doğum günü geçiriyor şu anda, bir de benimle mesajlaşmak uğraşmasın, rahatsız etmeyeyim diye düşünmüştü.
Polisler başlangıçta Grace'in kayboluşuyla alakalı herhangi bir suçun bağlantılı olmadığını söylemişlerdi. Ancak daha sonra artık hayatta olmadığına inandıklarını belirttiler ve 8 Aralık'ta davayı bir kayıp kişi davasından bir cinayet soruşturmasına çevirdiler ve bu şekilde ele aldıklarını da halka duyurdular. Grace'in bu arada Yeni Zelanda'da bulunduğu, gittiği yer Auckland'dı. Oranın en büyük şehirlerinden birisiymiş duyduğum kadarıyla ve polisler maalesef ki tahminlerinde haklılardı. Çünkü Grace'in cansız bedeni 9 Aralık'ta Auckland merkezinin yaklaşık 19 kilometre batısında olan Waitakere sıra dağlarındaki Scenic Drive'ın dışında saat 16 civarında gömülü bir valiz içerisinde bulundu. Grace'in bulunmasından 2 gün sonra yani 10 Aralık'ta bir otopsi yapıldı ve otopsinin yapılmasının ardından da bu olay yeriyle yani bulunduğu yerle alakalı araştırmalar yapıldı. Aynı zamanda polisler soruşturmayla bağlantılı bir kürek aradıklarını halka duyurdular ve nasıl bir kürek aradıklarını da tarif ettiler. Bu küreyi bulmakta halktan yardım istediler ve aradan 1-2 gün geçmişken sadece 13 Aralık'ta bahsettikleri kürek bulundu. Ayrıca Grace'in otopsisini yapan patoloğun açıklamasına göre Grace'in kollarında, göğsünde, boynunda morluklar vardı ve bu morluklar bir kişinin onu boğmasıyla aynı zamanda da yere bastırıp böyle baskıyla yerde tutmasıyla tutarlı morluklardı. Bu bahsettiğimiz patolog Dr. Simon Stables'tı bu arada ve kendisi hatırı sayılır bir güç gerekeceğini söyledi böyle bir şeyin olması için bu morlukların ve boynundaki baskının onu öldürmeye yetecek kadar 4 ila 5 dakika sürmüş olması gerektiğini de ekledi. Polisler daha sonra şehrin farklı yerlerindeki kamera görüntülerini incelemeye başladılar çünkü bu kamera görüntülerinden en azından Grace'in son bulunduğu yerleri görebilmeyi umuyorlardı. Ama umduklarından daha da fazlasını elde ettiler aslında. Çünkü Yeni Zelanda'da bu yaygın bir şeymiş. Şehir kameralarla donatılmıştı. Her köşede bir kamera vardı yani. Kamerası olmayan bir yer olması çok absürt oluyordu onlar için. Ve bu sayede bu bahsettiğimiz bütün o kameralar Grace'in son görüldüğü gün onun her adımını neredeyse kayda almışlardı. Grace ve Jesse'nin o gün buluşmaya karar verdikleri yerse Sky Tower adlı yerdi. Grace o gün erkenden oraya varmıştı ve daha fazla video görüntüsü anne babasına göndermek için telefonuyla bir Noel ağacının fotoğrafını çektiğini de gösteriyordu o gün. Ve daha önce dediğim gibi buluşmayı kararlaştırdıkları yer yani Sky Tower Yeni Zelanda'nın en büyük şehrinde Auckland'da çok iyi bilinen bir yer. Bu Sky Tower şehrin gökyüzü çizgisi üzerindeki en belirgin ikonlardan birisi ve kilometrelerce öteden görülebiliyor. Aynı zamanda da birçok etkinliğin odak noktası oluyor genelde. Ve en önemli yanlarından birisi de tabii ki bu kadar bilinen bir yer olmasının çok halka açık bir yer olmasıydı ve Grace'in hiç tanımadığı birisiyle tanışmak, onunla buluşmak için kendisini güvende hissedebileceği bir yerde ve kamera görüntülerine bakıldığında da zaten Grace'in o gün uzaktan Jesse'yi tanıdığı görünmekte ve daha sonra ikilinin birbirine gülümseyerek gelip sarıldıkları yansımakta kameraya. Kamera görüntülerine göre ikilinin ilk durağı bitişik Sky City kompleksinin birinci katındaki bir burger restoranıydı ve Sky City'de birlikte geçirdikleri tüm zaman kameralara kaydedilmişti. Aynı zamanda bu görüntüler jüriye de mahkemede gösterildi ayrıca. Bu bahsettiğimiz yer Andy's Burger and Bar'dı ve oraya giden bir yürüyen merdivene çıktıklarında sohbet ettiklerini, burada bir barmenden kokteyl sipariş ettiklerini ve hatta konuşmak için başka bir masaya geçtiklerini de göstermekteydi. Hatta bir noktada Jesse ile hani kim ödemeyi yapsın gibisinden bir mücadeleye giriyorlardı. Onlar bile yansımıştı kamera görüntülerine. Ve aradan 1,5 saat geçtikten sonra yani buraya gelmelerinin üzerinden 1,5 saat geçtikten sonra o bardan ayrıldılar ve dışarı çıkıp böyle bir bloktan daha yakın hani çok yakın bir mesafede olan Mexican Cafe adlı yere gittiler. Yaklaşık yarım saat sonra iki sürahi margarita ve bir sangria içtikten sonra Jesse Camps'ın tekrardan hesabı ödedi ve ardından da Grace'le buluşmalarından önce gidip birkaç bira içtiği Blue Stone Room adlı bara geçtiler.
ve barın içerisindeki bir başka kamera yine onları yakalamıştı. Kendileri bara girdikten sonra bir iki içki sipariş ediyorlardı ve daha sonra barda onları karşılayan kişiyle sohbet edip ayrı bir masaya geçiyorlardı. Jesse bu görüntülerde tamamen rahatlamış görünüyordu ve hatta kendilerine siparişlerini getiren kişiye böyle kolunu ataraktan onunla böyle sohbet falan ediyordu. Grace de çok mutlu görünüyordu kamera görüntülerinde. Böyle hızla konuşuyordu. Elleriyle bir şeyler tarif ediyordu. Sürekli bir şeyler anlatıyordu. Yani çok nadiren sustuğu görülmüştü. Ve saat 20.40'da Jesse Campson'ın Grace'in boynuna kendi kolunu doladığı ve onu kendisine doğru çekip öptüğü görülmekte kamera görüntülerinde. Ve şimdi o gecenin aslında güzel kısımlarının bir şekilde bitişine denk geliyoruz. Çünkü kamera görüntülerine göre Jesse ilk olarak kameranın çekim açısından çıkan kişi. O gün orada otururlarken kendisi kalkıp çıkıyor ve o sırada Grace de oturduğu yerden bu bahsettiğim daha önce arkadaşına son mesajını gönderiyor ve daha sonra telefonuna bakarak o da kameranın çekim açısından çıkıyor. Ve akşam saat 9.30'dan kısa bir süre sonra da Jesse'nin orada kaldığı bir otel var. City Life Oteli adı da. Bu City Life Oteli'nin kameraları ikilinin otele geldiğini çekiyor. Otelin lobisinden geçişleri, asansöre girişleri hepsi kaydedilmiş durumda. Asansörlerin içerisinde de kameralar var ve Jesse'nin 308 numaralı odaya doğru giderlerken anahtarını aradığını da kamera görüntülerinde görebiliyoruz. Ama çift odaya geldikten sonra tam olarak ne olduğu hala bilinmemekte. Sadece Jesse Campson'ın Grace'i öldürdüğü biliniyor. Evet, doğru duydunuz. O odada o gün Jesse Campson Grace'in canına kıydı. Daha sonra da cep telefonundan en sıcak ateş ve Waitakere'deki boş alanlara baktı. Ki bundaki amacı da tahmin edeceğiniz üzere Grace'ten nasıl kurtulacağını bulabilmek içindi. Ardından Jesse Campson kayıtlara göre video izlemek için bir pornografi web sitesini dolaşmıştı ve ayrıca Grace'in cansız bedeninin yakın çekimleri de dahil olmak üzere 7 tane fotoğrafını çekmişti ve bu fotoğrafları çekerken vücudunu istediği gibi şeye getirmişti, pozlara getirmişti ve o şekilde çekmişti. Daha önceki Richard videomu izlediyseniz, bundan önceki Gece Avcısını, bu tarz şeyler, yani böyle şeylere ilgisi olan garip insanların kendilerini aslında hatıra olarak topladıkları şeylere giriyor. Bu kesinlikle bence bu adamın yaptığı şey bir seri katilin potansiyeli olduğunu gösteriyor. Kendisine o anı tekrar yaşamak için bu fotoğrafları çekmiş olması. Hiç daha fazla detayına girmeyeyim ama şey yapmadıysanız Richard videosunu izleyebilirsiniz. Daha detaylı bahsediyoruz bu konuda orada. Ertesi sabah Grace hala 308 numaralı odada cansız yatarken Jesse Campson Tinder'da tanıştığı başka bir kadına mesaj attı ve o gün içerisinde buluşmak için bir zaman ayarlamaya çalıştı ve kısa bir süre sonra bir bavul satın alırken CCTV'ye yakalandı, yani kameralara yakalandı yine. Ve kamera görüntülerinde Jesse'nin bavulu almak için odasından bir eğlence mağazasına, ardından da bazı temizlik ürünleri almak için bir süpermarkete ve ardından bir araba kiralama firmasına gittiğini gösteriyor. Ayrıca kendisi Luminol adlı bir kimyasal satın almıştı ve bu işte temizlik ürünlerinden birisi. Genelde bu tarz durumlarda kan lekesini çıkarmak için kullanılır ve çok ağır bir kimyasal. Neden aldığını tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunu da odasındaki halıda kullanmıştı. Ve size araba kiraladığından bahsetmiştim. Bu kiraladığı araba da kırmızı bir Toyota hatchback arabaydı. Ve ardından Jesse Campson Grace otel odasında cansız yatarken o gün öğleden sonrasında Oakland'ın popüler Ponson Bibanios'undaki bir barda günün erken saatlerinde mesajlaştığı kadınla buluşmak için dışarıya çıktı. Adı açıklanmayan ancak 27 yaşındaki eski bir gazeteci olan kadın randevusunu çok yoğun ama yine de oldukça çok sakin bulmuştu. Ne demeye çalışmış anlamadım. Yani biraz aslında bunaltıcı bir, sakin ama bunaltıcı bir randevu olduğunu söylemeye çalışmış anladığım kadarıyla. Kadının söylediğine göre Jesse Campson onunla Revelry adlı bir barda tanıştıktan kısa bir süre sonra tüm arkadaşlarının polis memuru olduğunu söylemişti ona ve en yakın arkadaşının da kraliyet savcısı olmak için Yeni Zelanda'ya geleceğinden bahsetmişti. Ve dediğim gibi kadın eski bir gazeteciydi. Bundan dolayı da aslında Jesse onunla bu konularda konuşmak için kendisini rahat hissetmişti anladığım kadarıyla ve kadının söylediğine göre sürekli bu konuları açıyor.
ve eninde sonunda hani ona da soru sorarak vesaire kadını kendisinin bir cinayet vakasında nasıl görevli olduğunu anlattırmak için ikna etti ve kadın bunu anlatırken ona şöyle söyledi: erkeklerin bir yanlış hamle yapıp da hayatlarının geri kalanını sırf o yanlış için hapiste geçirmeleri çok çılgınca demişti. Ve daha sonra da kız arkadaşından sert seks yapmasını isteyen bir adam hakkında bir şeyler duyduğunu ve daha sonra adamın bu isteğinin yanlış bir sonuca sebep olduğunu ve kızın bu süreçte öldüğünü söyledi. Ya kendisinin bir kız arkadaşı anlatmıştı ona bunu ve bu konudaki fikrini istedi ondan. Ve kadın da yine bu konu hakkında şunları söyledi: sanırım bu hikayeyi kendi dünyasında anlatıyordu ve ben biraz rahatsız hissettim. Konuyu Güney Adası'nda seyahat etmek olarak değiştirdim dedi ama o her ne kadar konuyu değiştirse bile Jesse sürekli konuyu dönüp dolaştırıp aynı yere getiriyordu ve sürekli bu tarz olaylardan bahsediyordu. Yani aslında bir şekilde kadının üzerinde deniyordu anlayacağınız üzere uydurduğu hikayeyi ve kadın giderek rahatsız olmaya başlamıştı. Artık hani orada oturmak istemiyordu, kaçacak delik arıyordu ve bardan onun yanından hani ayrıldı. Tamam hani bugün bana bugünlük bu kadar yeter, ben gidiyorum diyerekten ve onun yanından ayrıldıktan sonra söylediğine göre o kadar korkmuştu ki Jesse'den, yani rahatsız olmuştu ki kendi arabasına bile gitmemişti. Başka bir arabaya gider gibi yapmıştı ve Jesse'nin oradan ayrıldığına emin olduktan sonra kendi arabasına gitmişti. Kendisini takip edemesin diye. Ve her ne kadar Jesse o gün ayrılırlarken bir başka bir randevuya daha çıkmaları için ısrar etse bile kadın kesinlikle istemediğini belirtmişti. Hani ben bunda bir gelecek görmüyorum, herhangi bir şey görmüyorum, görüşmeyelim artık demişti ve oradan o şekilde ayrılmıştı. Kim bilir, belki de hayatını kurtarmıştı bu şekilde. Belkisi yok hatta, bence net bir şekilde hayatını kurtarmıştı. Jesse ise 2 Aralık akşamı saat 17.45 sıralarında otel odasına geri döndükten sonra halıyı iyice temizlemek amacıyla Kilim Doktoru adlı bir makine kiraladı. Ve aldığı dükkandaki kişi hani hayırdır niye alıyorsunuz bunu diye sorduğunda ona da odadaki halısına kırmızı şarap döktüğünü ve onun lekesini çıkaramadığını, bunun için aldığını söyledi. Dediğim gibi makine kiralık olduğu için büyük ihtimalle sormuşlardı ve daha sonra hani otel odasındaki bu halımı temizleyeceğim, ondan sonra geri getireceğim demişti. Otel odasını kendisinin temizlediği kimin nerede görülmüş hani insan düşünüyor. Ben olsam ben de sorardım. Yani daha fazla şey bile sorabilirdim ama öyle birisiyle hiç karşılaşmak istemiyorum ömrüm boyunca, o yüzden neyse çok dağıtmayacağım konuyu ama dediğim gibi otel odasını kendisi temizleyecekti arkadaş söylediğine göre. Ardından da kiralık arabasıyla birlikte otele geldi, arabayı park etti ve oradan çıkıp hani otelin resepsiyonundan böyle valiz taşımak için bir şey olur ya, adını bilmiyorum. Valiz taşıyıcı diyeceğim ona ben sadece. Ama anladınız değil mi, böyle hani altında böyle bir platformu var sanki şey gibi. Market arabası gibi bir şey ama üstüne valizleri diziyorsunuz havaalanında falan olur. O tarz bir şey aldı ve onunla birlikte odasına doğru çıktı. Ve ardından da, ki bunların hepsini güvenlik kameralarından biliyoruz net olarak, çünkü bunların hepsi güvenlik kamerasına yansıyor. Zaten TikTok'ta çoğu kişinin gördüğü de bu sahne. Bu valizleri o taşıyıcının üzerine koyuyor, odasındaki valizleri. Ve daha sonra o valizlerle birlikte asansöre binip aşağıya iniyor. Valizleri götürüp arabasına koyuyor. Ne yaptığını tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Grace'i taşıyor bu valizlerin içerisinde. Edemediyseniz de netleştirelim. Ve aynı zamanda yine güvenlik kameralarında Jesse'nin o gün birkaç kere kıyafetlerini değiştirdiği görüntüleniyor. Bu da büyük ihtimalle bunu yapmaya çalışırken etrafı ve üstünü batırdığı için temizlemek amaçlı. Yani ne o halde dışarı çıkmayacaktı. Bunların görülmemesi, anlaşılmaması amaçlı yaptığı bir şey. Ve ertesi günün erken saatlerinde, yaklaşık saat 6.15'te sabah, Jesse Campson otelden ayrılıp arabasıyla yola çıkarken görüntülendi. Ve şehir dışındaki bir mağazadan da sadece bir kürek almak için durdu. Ki bu bahsettiğim kürek de zaten polislerin halktan bulmalarını istedikleri ve bulunan kürek. Bütün bunların ardından Jesse Campson 8 Aralık günü öğlen saat 3 sıralarında
ayında gözaltına alındı ve kendisi sorguya alınacaktı. O sırada daha önce dediğim gibi Auckland'ın merkezindeki City Life Oteli'nde kalıyordu ve tekrardan polisler ondan Grace'le birlikte geçirdiği geceyi anlatmasını istediler. Jesse anlattı hikayeyi ama saat 10'da Grace'in yanından ayrıldığı konusunda emindi. Bu konuda hiçbir değişiklik olmadığına ısrarcıydı ve bu hikayeye sadık kaldı. Ama bu sırada bilmediği bir şey vardı ki polisler yalan söylediğini birebir kanıtlayan CCTV görüntülerini otelden almışlardı. Ve bu kanıtlar tabii ki Jesse'ye sunulduğunda artık yaptığı şeyi itiraf etmekten başka çaresi kalmamıştı. Ve polislere söylediği hikaye şuydu. Kendisi Grace'le o gün birlikte olmuştu ve birlikte oldukları sırada Grace ondan boğazını böyle tutmasını istemişti. Ve bu da yanlışlıkla Grace'in ölümüne sebep olmuştu. Ama kendisi bunu fark etmemişti. Daha sonrasında duşa girmişti ve duştan çıktıktan sonra Grace'in hareketsiz yaptığını fark etmişti. Ve ona seslenmişti vesaire. Herhangi bir cevap alamayınca yanına gidip kontrol etmişti ve birlikte oldukları sırada kazara öldüğünü fark etmişti Grace'in boynunu sıktığı için kendisi onun. Ve herhangi bir şekilde bilerek yapmadığını iddia etti bunu. Ama jüri Jesse'nin bu iddiasını reddetti ve onu suçlu buldu. Ve bunun ana sebeplerinden birisi, yani jürinin ana sebep olarak bu kararı reddetmeye gösterdikleri şeyse Jesse'nin Grace hayatını kaybettikten sonra herhangi bir kişiyi aramamış olması, yardım çağırmaya çalışmış olmaması, acil servislere ulaşmamış olmasıydı. Bunun yerine o gece saat 1.30 civarında Grace onun otel odasında cansız yatarken kendisi onun bedeninden nasıl kurtulacağını araştırmıştı. Onu nasıl gizleyeceğini, yaptığı şeyi nasıl gizleyeceğini, bundan nasıl kurtulup gidebileceğini araştırmıştı. Ve bu da jüriye göre Grace'in kazara bir şekilde hayatını kaybetmediğini yeterince kanıtlar nitelikteydi. Ve duruşması sırasında birçok kişi tarafından kendisi Tinder'da tanıştığı veya iletişim kurduğu bazı kadınları oldukça rahatsız eden bir sosyopat olarak tanımlandı. Ve daha sonra ortaya çıktı ki Jesse Campson, Grace'in canının kıymasından yaklaşık 8 ay önce bir başka İngiliz turistle daha tanışmıştı ve onu da aynı otel odasında getirmişti. Ve 21 yaşında olan bu kıza CS'de bulunmuştu. Ve kız korkusundan donup sadece ağlayabildiğini anlatmıştı bu konuya dair. Ve yaşadığı şey onu o kadar etkilemişti ki bunu gizli tutmuştu. O ta ki Jesse Campson'ı Grace'in canına kıymaktan suçlu olduğuna dair haberlerde görene kadar. Bunu gördükten sonra elinden geldiğince yardımcı olmak ve aynı zamanda da hak ettiği cezayı olabildiğince çekebilmesi için gidip polislere durumu bildirmişti. Ayrıca Jesse Campson bu süre içerisinde, yani Grace'den önce, internet üzerinden başka kadınlarla da tahmin edersiniz ki konuşmuştu ve bu kadınlardan bir tanesi onunla mesajlaştı ama buluşmaya çekindiğini söylemişti. Çünkü söylediğine göre Jesse bazı mesajlarda cinsel tercihlerini detaylandırmıştı. Ve ona sert birlikteliklerden hoşlandığını anlatmıştı aynı şekilde. Ama kadın, yani bu kadar detaylandırmasına çünkü tanımıyor bile zaten vesaire, etkilenmişti, korkmuştu açıkçası ve onunla yüz yüze buluşmayı reddetmişti. Daha sonra hani o da gelip anlattı polise bunu. Kendisinin kimliği de ayrıca korunuyor. Jesse'ye neden böyle bir şey sevdiğini sorduğunda da Jesse ona bunun kendisini daha üstün ve kontrolde hissettirdiğini söylemişti. Ve anlayacağınız üzere Grace'in canına mal olan şey de yine Jesse'nin bu hakimiyet arzusuydu. Ayrıca başka bir dava daha açıldı Jesse Campson için ve bu da eskiden birlikte yaşadığı bir kız arkadaşı tarafından açılan bir davaydı. Birlikte yaşadıkları aylar boyunca kızın gerçekten psikolojisini bozmuştu söylediğine göre. Kızı çeşit çeşit saldırıya maruz bırakmıştı. Aynı zamanda bir kasap bıçağıyla tehdit etmişti. Ve ona CIA tarafından kendisini öldürmek için gönderilen bir ajan olduğunu söylemişti. Ardından da kendisini aşağılayıcı eylemlere zorlamıştı kızı. Jesse Campson yaptığı şeyi kabul etmeye ama isteksizdi. Her ne kadar bu kadar kanıt olsa bile. Ve 3 duruşmasından birinde hatta yargıca bağırmaya cesaretini bile gösterdi. Herhangi bir pişmanlığı yoktu ve şu sözleri söyledi. Beni mahkum etmek için hiçbir sebebiniz yok. Hepiniz gibisiniz. Aylarca bu arada Jesse Campson'ın kimliği de gizli tutuldu. Bu özellikle de istediği bir şeydi ayrıca.
Ama daha sonra bu zaten gerçek kimliği sızdırıldı. Onun da ardından asıl böyle bütün dünyanın kim olduğunu öğrenişi ise aldığı cezaya karşı temize gitmiş olması ve bu temiz talebinin reddedilmiş olmasıyla gerçekleşti. Bunun ardından duyuldu yani ismi her yerde. Ve 21 Şubat 2020'de Jesse Kempson şarkı tahliye olmaksızın en az 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda size dediğim gibi hakkında başka devam eden davalar da açılmıştı. Ve bunlardan dolayı da 11 yıllık cezaya çarptırılmıştı. İkisi için aynı anda hapis cezası çekecekti anlayacağınız. Ama bu diğer iki suçtan aldığı cezaya da itiraz etmeye devam ediyor kendisi. Grace'in babası David Mullane verilen kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Basın açıklaması yapıldı ve orada konuştu kendisi. Gerçekten çok kalp kırıcı bir video aslında. O da bulabilirsem koyacağım onu da buraya. Annesi zaten hiç konuşamıyor, yıkılmış bir halde. Grace'in kardeşleri vesaire de var ayrıca. Ve babası orada birkaç söz söylüyor ve gerçekten çok üzücü. Boşluk yılında bu kadar barbarca öldürülmeyi hak etmedi Grace. O bizim güneş ışığımızdı ve sonsuza dek özleyeceğiz onu dedi. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Mullane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Can't see it. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Grace was our sunshine, and she will be missed forever. She did not deserve to be murdered in such a barbaric way on her only year. We would love to thank the people of New Zealand. They've opened their hearts to Grace and her family. I cannot express our gratitude enough for all the offers and gifts of kindness that we have received over the last year. Finally, we must return home and try and pick up the pieces of our lives and day to day with our beloved Grace. Thank you. Ve maalesef ki Grace'in katilinin yargılanmasının ardından babası David Mullane'e ölümcül kanser teşhisi konuldu ve kendisi Kasım 2020'de hayatını kaybetti. Jesse Kempson'un da bildiğim kadarıyla bu 17 yıllık cezası var. İşte aldığı cezanın sonunda af başvurusu hakkı olacak. Ama bu aldığı ceza yılları boyunca içeride olmak zorunda olacak. Yanlış bildiğim bir şey varsa düzeltebilirsiniz daha bilgisi olan varsa, ama ben yeterli bir ceza olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu adam geçmişte de böyle şeyler yapmış birisi ve burada Grace'e yaptığı şey, ardından fotoğraflarını çekmesi, hatıra toplaması vesaire çok daha korkunç bir potansiyeli olduğunu gösteriyor fikrimce tamamen. Umarım, yani yanılıyorumdur ve umarım bu cezasını çektikten sonra doğru düzgün olabildiğince bir insan olur. Ama bu arada şöyle bir durum var. Her ne kadar üzücü şeyler olsa bile hayatta güzel şeyler de olabiliyor. Grace'in erkek kardeşlerinden birisinin kız çocuğu oldu. O da yakın bir zamanda olmuş. Instagram hesabından gördüm. Yani Grace'in anısı yeğeninde yaşamaya devam ediyor aslında artık. Ve bugünkü davada bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Grace'in, onun erkek kardeşinin ve Grace'in sanat hesabının Instagram'larını buralara bir yerlere yazarım. Bakmak isteyenler girip bakabilirler. Grace'in bir sürü fotoğrafı var Instagram'da. 400-500 tane, yanlış hatırlamıyorsam. 300-400 tane değil. Yani o ara larda bir şeydi diye hatırlıyorum. Ve hani ne kadar hayatı seven, ne kadar yani hayata bağlı bir ruh olduğunu görebilirsiniz bakmak isteyenleriniz. Hani bu videoya koyacağım tabii ki fotoğraflar, videolar vesaire, ama tabii ki de onun her şeyini koyamam yani oradaki bütün bulunan resimleri vesaire. Ama dediğim gibi ekstra bakmak isterseniz eğer, onu biraz daha
anlamak, belki biraz daha onun karakterini görmek isterseniz girip bakabilirsiniz hesaplara da. Bu da aslında yine önemli bir mesajla bitirilecek bir video olduğunu gösteriyor. İnternetten tanıştığınız insanlara güvenmeyin. Yani güvenecekseniz bile güvenebileceğinizden emin olana kadar güvenmeyin arkadaşlar. Hani Grace elinden geleni yapmış en azından. Yani olabildiğince yapmış. Herkese, halka açık bir alanda buluşmuş. Her şey çok güzel gitmiş vesaire. Yani gayet iyi bir izlenimi var bu kişiden. Ama işin aması çok kötü. Ve yani hiç kimse de, hani bana olmaz diye hiç kimsenin düşünmemesi lazım. Yani umarım olmaz ama gerçekten bu tarz şeyler herkesin başına gelebilecek tehlikeler ve olabildiğince, eğer küçükler de varsa yine izleyen ki olduğunu biliyorum, lütfen kendinizi koruyun. Önceliğiniz daima kendinizi korumak olsun. Hiç kimseye güven olmayan bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Evet, bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı izleyenlerin %50'si abone değilmiş. Bunu fark ettim. Lütfen aşağıya gidip abone olur musunuz? Hesabınız yoksa hesap açın, zor bir şey değil. Abone olun yani. Bu da üzücü bir şey. %50'si abone değil. Ne demek arkadaşlar? Lütfen. Yapmayalım böyle şeyler. Her neyse, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram'da ama buralarda, bir yerlerde, diğer yerlerde aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Umarım videoyu dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.